kopya vereceğim ona. Hadi Konya, hadi Konya indi. Konya, hadi Konya indi. Önce sen de gel bir poz ver. Bir otobüs firmaların başta en büyük sorunu yakıt sorunudur. Yakıt ve parça gider sorunları artı bu sigortaların, haksız cezaların, genelde bir de en fazla burada eleman sıkıntısı da var. Devlet bize destek versin, teşvik versin. Bu Batman içinde, millet içinde, herkes içinde daha güzel bir şeydir. Bizim daha önce Batman'da yerli firmalarımız, daha rakabetli çalışan 5-6 firmamız vardı, şu anda 2'ye düştü. Bu da yani patır patır düşmek demektir. Batman'da, Batman geriye gitmek demektir. Araçlarımızda yani daha önce biz son model olarak en yüksek, yani en düşük modellerimiz 2-3 yaşındaki otobüslerdi. Şu anda halen 15-16 yaşındaki otobüsler de çalışıyor. Hatta 20 yaşındaki otobüsler çalışıyor piyasada. Bu da eksikliktir Batman için. Bunun ana nedeni de Batman'daki yani otobüs sektöründeki fiyatların, yani parça olsun, sigorta olsun, yakıt gideri olsun, lastik giderleri olsun, bunların çok yüksek olması. Bir otobüsün azami 8-9 litre yakıt yakıyor. Bunu 45 ile çarptığın zaman bunun dünya kadar bir maliyeti var. Otogarlar, evet, böyle olunca biletler de yükseliyor. Otogarların giriş çıkışları çok yüksek. Yani verdiğimiz rakamın, verdiğimiz paranın da hizmetin karşılığını da bile alamıyoruz. Yani biz otogarlar her giriş çıkışta da 200-300 bin lira, köprülerin giderleri fazla, yollara verdiklerimiz paralar çok fazladır. Yani bize göre fazladır. O nedenle biletler de yükselmek zorunda kalıyoruz. Artış yapıyoruz. Artış yapmasak da gidemiyoruz, gelemiyoruz. Dediğim gibi firmalar birebir çökmeye başlıyor. Yani benim de daha önce kendi firmam da vardı. Cam Batmanlar firması. Kapatmak zorunda kaldım. Yani yüklü vergilerden, cezalardan kaynaklı ben firmayı kapattım. O kadar eleman hepsi boşta kaldı. Bizim için işte devlet destekli yani. Bu teşvik olsun. Yakıttan bir ayrıcalık tanışsa, örneğin uçaklara verilen ÖTV'siz, KDV'siz yakıt, böyle bir destek çıkarsa otobüs sektörü de ayakta kalır. Ayrıca sigortalar, yani işçilerin sigortaları, şoförlerin sigortaları, yani devlet destekli ise, teşvik olursa bunlar ayakta kendini tutabilir. Trafik sigortaları çok yüksek. Kaskolar hadi yüksek. 5 tane sigorta var her bir arabanın üzerinde. Bu sigortalar ayrı ayrı. Bir de kaza olduğu zaman da firma sahibi kendini buna rağmen kurtaramıyor. Yani bu bir ufak, bir basit bir kaza. Ben örneğin 2000 yılında benim otobüsüm bir kaza yapmış. Hala ben mahkemeliyim. Bir adamın kolu yaralanmış. Ölümlü vaka da yok. Yani onun için bunu devlet el atması lazım. Daha makul bir düzeye getirmesi lazım. Sigortaları tek kalemde tutması lazım. Yani bu kadar koltuk sigortası, ferdi kaza sigortası, trafik sigortası, kaskodur, bilmem nedir. Bunları carcuş, bunları teke düşürürse daha güzel olur. Tabii ki düşer, hem de çok düşer yani. Şimdi örneğin emekli bir adam 10-12 bin lira maaş alıyorsa bir otobüs bileti
1,5 milyar buradan İstanbul'a, genelde İstanbul üzeri çalışan bizim firmalarımız. Eğer İstanbul'a 1,5 milyar veriyorsa, bunun zaten 500-600 milyar da yolda gideri vardır, adam yemek yiyorsa, memle yiyorsa, tam gidemez hala oluyor. Otobüs de boş gidiyor. Boş gidince de o cebimizde giden bir paradır yani. Maliyet yüksek yani. İşte biz devletimizde destek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursa çok memnun oluruz. Gerek yani belediye üzerinde, gerek valilik üzerinde, gerek yani resmi kurullarda bize yardımcı olsun. Maliyesinden tut, trafiğine kadar, trafiğinden tut. Bütün memurlar bundan bir faydamıza ve insanlarımız da yardımcı olursa, yani yerli firmaları kullanırsa, bu da daha bir ayrıcalıktır Batman için. Bir gelişmedir ve bir güzel bir projedir yani. Abi, otobüs firmalarının en büyük sıkıntısı yakıt. Yakıtlar başını almış gidiyor ve önüne geçilmiyor. Yakıt başını aldığı zaman biz de bu maliyeti yolculara yüklüyoruz. Yani bilet paralarını yükseltiyoruz. Böyle olduğu için yolcular bizi tercih etmiyor. Genellikle uçakları kullandığı için biz de çok zor durumdayız. Gün gide gide bu iş eriyor. Yolcular ya kendi şahsi araçlarını kullanıyor ya da farklı yolları tercih ediyor. Onun için şu an herkes çok kötü durumda. Gitgide yolcu sayısı düşüyor. Otobüsler gidip geliyor, zarar ediyor. Vergiler çok yüksek. Her şey lastik parası, yakıttır. Otogar giriş çıkışları. Her gün, bugün örnek veriyorum, İzmir'e giden araç çıkışı 1000 lira verirken öbürsü gün giden araç 1200 lira veriyor. Her şeye her gün iki kat zam. Yani böyle devam ederse herkes iflas edecek. Şu an İstanbul, Ankara, İzmir ücretleri Ankara 1100 lira. İstanbul ücreti 1350 lira ve bu rekabet fiyat. Sırf yolcular maliyeti biraz daha düşsün, bizi tercih etsin diye. Yani normal şartlarda 1500 olan bileti şu an 1350'ye kesiyoruz. Zararına gidip geliyoruz, öyle söyleyebiliriz. Ya ne olursa, yakıt düşerse, vergiler biraz daha düşerse. Bu yani. Mesela örnek veriyorum, bize hiç o konuda yardımcı olunmuyor. Dışarıya nasıl veriliyorsa bize de öyle verir. Ama uçaklara, dediğiniz gibi gemilere, kargo uçaklarına daha farklı bir şekilde yakıt verildiği için biz çok zor durumdayız. Bu indirimi istiyoruz yani.